Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi. Galatasaray, Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da Davidson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Rios, Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın gündemine daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu menajerine iletmişti. Brezilya temsilcisinin 18 milyon euro istediği Richard Rios için sarı kırmızılıların bonuslarla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'a süper sağ bek. Galatasaray, Southampton'ın 27 yaşındaki sabeki Kyle Walker-Peters için transfer görüşmelerine başladı. Oyuncu ve menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edilirken şu anda Southampton'ın ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Sarı Kırmızılı ekibin bu transfer için yaklaşık 8 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Ancak Southampton'ın Walker-Peters için daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği belirtiliyor. Eğer Southampton Galatasaray'ın teklifini kabul etmezse Walker-Peters'ın sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Galatasaray'ın oyuncuyla yeniden görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor. Kyle Walker-Peters, modern futbolun gerekliliklerini fazlasıyla yerine getiren dinamik bir sağ bek olarak öne çıkıyor. Hem defansif görevlerde başarılı hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken İngiliz oyuncu, hızı ve top tekniğiyle ön planda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan oyuncu hem sağ bek hem de sol bek oynayabilmesiyle de takımına taktiksel esneklik sağlıyor. Galatasaray'a dev servet. Galatasaray mağazacılık AŞ'ye halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda Flore'yi beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. Galatasaray Yunus Akgün'le anlaştı. Galatasaray'da attığı gollerle ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Yunus Akgün'le yeni sözleşme için masaya oturulacak. Daha önce 2 kez Adana Demirspor'a, geçen sezonsa Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus, bu sezon sarı kırmızılı formayla patlama yapmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk 11'de formayı alan Yunus Akgün, Galatasaray'da sezonun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı. Sarı Kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı genç yıldızıyla 2028'e kadar devam etmek istiyor. Yunus'un halihazırda 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak ve maaşına da zam yapmak için harekete geçen Galatasaray, milli oyuncuyla nihai detayları görüşecek. Galatasaray'a Nelsson müjdesi. Sarı Kırmızılılarda iç transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray kadrosunda bulunan önemli isimlerle yeni sözleşmeler yaparak yıldızlarını takımda tutma konusunda ısrarcı. Gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Victor Nelsson'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaraylı idarecilerin Nelson'a zam yapacağı da gelen bilgiler arasında. 3 sezondur Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Nelsson, sarı kırmızılı forma altında 4. sezonunu geçiriyor. 2026 yılının Haziran ayına dek sarı kırmızılılarla sözleşmesi bulunan Victor Nelson'un güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'dan Calabria hamlesi. Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elias Yelert performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un fiziksel yönden de Süper Lig için oldukça yetersiz olan 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği öğrenildi. Devre arasında kiralanması gündeme gelen Yelert'in yerine gelecek isim de belli oldu. Galatasaray ara transfer döneminde bu bölge içinde devreye girecek. İddiaya göre Serie A devi Milan'da forma giyen Davide Calabria bu bölge için düşünülen isimlerden biri. Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria 9 gol ve 21 asiste imza attı. Galatasaray'da Ebimbe ısrarı. Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı Kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebimbe. Yaz transfer döneminde de listede yer alan 23 yaşındaki Fransız orta sahayla görüşen Galatasaray transferin son gününde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı Kırmızılıların Ebimbe için devre arasında bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Ebimbe, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Moder hamlesi. Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Detaylı analizler ışığında listesindeki isimlerle çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotayı adayı kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'la görev yapan Jakub Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu Brighton'dan ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis bedeli ödenen Jakub Moder'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. Daha önce de Sarı Kırmızılıların gündemine gelen Moder o dönem Premier Lig'e gitmek için Sarı Kırmızılıların teklifine teşekkür etmişti. Polonyalı yıldızın Galatasaray'a bu kez işi ışık yaktığı ve istenen şartlarda anlaşmaya hazır olduğu öğrenildi. Peki siz Moder hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Moder'i alsın diyenler videoyu beğensin.